Selamlar herkese. Hançer ben. Tropico Maceramız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. İki bölümde şehrimizi açıkçası epey bir büyüttük gibi duruyor. Paramız hiç fena değil. Popülasyon artıyor. Ve yeni sanayilere dalma fırsatımız oldu geçen bölüm. Bu bölüm açıkçası nüfusu biraz toparlamayı arzuluyorum. Çünkü bir sürü boşta yerimiz var. 46 kişilik yerimiz var arkadaşlar. Onun için de şu anda korsanlarımızı bir sürü insan toplamaya yolladık. Tam gaz çalışıyorlar gibi. Bir yandan da açıkçası mutluluğu birazcık arttırmayı arzuluyorum bu bölüm. Çünkü mutluluğa gidecek olursak ve yakında çağ da atlayacağız muhtemelen. Main quest'i kasıtlı olarak yapmıyorum. Genel mutluluk 36 diyor. Sağlık hizmetlerimiz rezalet. Çakılıyor. Bakalım sağlık açısından ne yapabiliriz? Healthcare. Sirk açalım öncelikle bir tane. Yapıştırdım gitti 2400'e. Bunların alanı devasa. O yüzden merkezi bir yere yerleştirebilirim. Burası fazla merkezi. O kadar da demedik. Şurası cuk oturdu bence. Aynen. Önünün arkasının nerede olduğunu anlamam gerekiyor sadece. Yani çok da fark etmiyor gibi önü arkası. Şöyle koyabiliriz o yüzden. Güzel. Bir adet sirkimiz var artık. Biraz daha eğlenecekler. Ama tabii ki sağlık ihtiyaçlarını karşılamayacak bu. Bakalım sağlık nerede? Klinik bir üst seviyede açılıyormuş arkadaşlar. Belki de yavaş yavaş çağ atlamaya odaklanabiliriz. Geçen bölüm zindanı yaptık şöyle kalenin yanına. Zindan ne yapıyormuş? 8 kişiyi hapse atabiliyoruz. Yani çok aktif kullanacağımı zannetmiyorum bunu. İngiliz lordlarımız istediği için yaptım sadece. Birazcık gider yaratıyor. Ama dursun. Dursun belki. İleride işimize yarar arkadaşlar. Sirkimiz de geldi. Bunlar ne? Ha, insanlar içeri girip eğlenebiliyor. Galiba biraz para da getiriyor bu. Palyaçolar ve patlamış mısır sekmesi var. Bunlar ufak detaylar arkadaşlar. Bunları kurcalamayacağım şimdilik ileride. Daha çok optimize ederiz gibi geliyor. Evi var değil mi herkesin? 3 tane evsiz var. Boşta da birazcık ev var. Bence birkaç tane daha ev yapabiliriz. Export istiyor. Hemen yapalım. İngiliz lordlarımız. Aa, boşta kontratımız yok ne yazık ki. 15K verilir mi? Açtım bir tane daha. Belki bu kadar ihtiyaç yok ama. Mısır. Corn. Aynen. Mısır satabiliriz. Biraz yapıştır. 10 numara. Popülasyon 300'e yaklaşıyor. 44K satmışız. Çok iyi para kasmaya başladık arkadaşlar. Şu anda bütün sanayilerimiz de çalışıyor gibi. Bunları ne yazık ki multicultural yapmamıştım. Şimdi gördüm. Öyle yapalım. Biraz daha verimli. Çalışacaklar gibi. Bir tane de villa yaptık. Bunda kimse oturuyor mu bilmiyorum şu anda. 2 kişi mi oturuyor? Koskoca binada. Kütüphanede çalışanlar. Yani 2'de 2 diyor ama burada 4 kişilik yer var. Neden acaba? Neyse, bir tane villamız olsun merkezde. Neden olmasın? Şimdi bir iki tane daha ev koymak istiyorum insanlar gelecekse. Düz ev de yapabiliriz. Çünkü hep böyle şey evler yaptık. Kalabalık evler yaptık. Şuraya. Şuraya.
İki tane de normal ev yapalım. Kulübeler birikmeye başlamış bile. Aman. Aman. Evsizlik sıkıntı yaratacak. O yüzden ev yapmaya özen gösterebiliriz. Hatta şuraya da bir, iki, üç tane daha ev yaptım. Çok güzel. Balık görevini yapıyoruz. Evet, belki yavaştan çağ atlama işine odaklanabiliriz. Bunu yapmak için de devrimcilerden destek almamız gerekiyor. Onu da yanılmıyorsam gazeteyle yapabiliyoruz arkadaşlar. Gazete. Medya. Kütüphaneyi yaptık. Gazete. Yanındaki şeyleri etkiliyor. Popülasyonu etkiliyor. Şuraya sığdırabilirsek hatta her yere etkiliyor. Bütün evleri. Ama şu villanın... Yok, buraya da yapabiliriz. Şuraya arkadaşlar cuk oturdu gibi. Aynen. Şuradaki evleri de taşımak istiyorum birazcık. Relocate diyelim. Biraz maliyetli ama yapacak bir şey yok. Oo, bir sürü kulübeler belirmeye başladı. Bu sıkıntılı. Bu fazlasıyla sıkıntılı. Çok para etmiyor. Ben şunları inşa ediyorum. Çünkü etrafta kulübeler birikince mutluluk düşüyor. Her şey çakılıyor. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Ve ev sağlamamız gerekiyor. Tüm vatandaşlarımıza. Bir tane research bitmiş kütüphanede. Bakalım. Ve o research sayesinde yeni şey yapabileceğiz. Bu. Ayın çalışanı. Bunu aktive edersek madenlerde ve endüstri binalarında daha çok çalışıyorlarmış ama aylık bir maliyeti oluyormuş. O kadar madenim ve endüstri binam yok açıkçası şimdi. İleride bunu aktive edebiliriz. Ve şöyle normal evler de yaptık. Ters mi yapmışım? Ters yapmışım. Sen bunları çevirmem gerekiyor. Önünü arkasını anlamak o kadar da kolay değildi. Bu mu önü? Böyle yaptım. Evet. Artık yola bakıyorlar. Gazete binamız geliyor. Gazete binasını yapınca galiba insanları etkileyebileceğiz görüşlerini. O yüzden devrimciye kaydırmaya çalışacağım insanları. Ve bakalım şey olacak mı? Çağ atlama konusunda ilerleyebilecek miyiz böyle yapınca? Buraya da birkaç tane daha ev yaptım. Belki bir tane daha taverna atabilirim. Eğlencede değil mi? Şöyle. Takılsınlar. Yeterince raidimiz var mı? Var. Halen insan getiriyorlar. Tam gaz devam. Şu evi de biraz uzağa taşıyabilirim. Şöyle yapalım şimdilik. Sarayın önünü biraz boşaltalım. Dekorasyon vesaire koyarız. Ve gazete binamız da geldi. Tropico gazetesi. Ve burada farklı opsiyonlar var. Bir sürü opsiyon var. Açık görüşlü diye bir şey var. %25 ihtimalle burun etrafında yaşayanlar devrimci oluyormuş. Veya herkes para ödüyor etraftaki. Ama özgürlüğü düşürüyor bu. Ben bunu seçiyorum arkadaşlar. Hatta verimini bile arttırıyorum birazcık. Ve etraftaki insanlar şimdi devrimci olmaya başlayacak. Mesela 60 popülasyon istiyor. Devrimci. 52 tane var. Onun detaylarına da... Now then, you should know who... I am the infamous revolutionary. Buradan değil. İlişkimize nasıl bakıyoruz?
politika. Şu anda 53 kişi var diyor. Bu da liderleri. Burada da 97 tane var diyor. Ve bonusları görüyoruz. Mesela zindan yaptığım için hoşlarına gitmemiş zindan yapmam. Taverna, gazete, bunlardan bonuslar alıyorlar, sirk. Gibi gibi. Ama gazete sayesinde bence yavaş yavaş artacak bunların sayısı. Ve böylelikle şey yapabileceğiz. Bağımsızlığımızı ilan edebileceğiz. Bakalım. Şeyi fulledik ya. Bunları satamıyor muyum yeterince? Büyük kontratlar aldık. O yüzden vakit alıyor satmak. Kakao hiç satamamışız. Tabakoyu bitireceğiz neredeyse. Kakao neden satamıyoruz? Üretiyor olmam lazım. Kafe. Katın. Kakao burada bir yerdeydi. Saldırı geldi. Kakao. Yani üretiyoruz ama biraz yavaş muhtemelen. Nereden geliyorlar? Hep aynı yerden geliyorlar. Kaleler halledecek muhtemelen savunma işini. Şimdi halen birkaç tane şey görüyorum kulübe. Bunları yıkabilirim. Ama yıkmak yerine ev sunmayı tercih ediyorum. İki tane evsizimiz var. Evler yetmiyor mu gerçekten halen? Bakalım. Evsizler ama 21 tane boş evim var arkadaşlar. Fakirler. Okey, fakir evine ihtiyaçları var. Mesela şunlar. Bir tane daha fakir evi yapalım o zaman. Yüksek kaliteli şeyleri şey yapamıyorlar, ödeyemiyorlar gibi. Belki şuraya da bir mahalle yapabiliriz. Tane koydum bakalım. Bu yolu birleştiremeyeceğim değil mi? Hayır. O zaman patlatalım. Çok güzel. Hatta elle yapıyorum bunları. İki tanesinin en azından paramız var. Saldırıyı atlatabildik mi? Atlatamadık. Bir saniye, çift saldırı geliyor mu? Hayır. Öncelikle askerlerim saldırının yiyeceğimiz yere gidiyor ki burası. Sonra birkaç dakika sonra jetonları düşüyor ve savunmaya gidiyorlar buraya. Ama biraz geç oldu gibi. Bakayım. Bir anlaşmayı daha tamamladık. Gelsin paracıklar. Yine süreyi arttırıyorum. 2000 para hiçbir şey değil çünkü. Bunları yenebiliyor muyuz? Yok, dayak yiyoruz. Yukarıdan askerlerimiz gelmeli. Ki birazdan dediğim gibi jeton düşecek ve vatanımızı savunmaya koşturacaklar. Enteresan bir şekilde sayısı azaldı şeyin. Revolutionary karakterlerin. Bunların questlerini yapmam lazım. Ha, popülasyonum yükseldiği için de olabilir. Çünkü popülasyonu %60'ına ulaşmak istiyor. Bakalım edict yapabilir miyiz? Onları destekleyebilir miyiz? Herhangi bir şey var mı? Yok gibi. Onların quest'i gelecek. Quest'ini yapacağız. Hatta şu balık quest'ini biraz daha hızlı yapabilirsek ki balığa şöyle şey yapalım. Dışarıdan insan alalım. Bunu yaptığımız gibi İlişkimiz artacak. Bence öyle yapmak çok daha mantıklı. Geldiği gibi questini bitirmeye çalışacağım arkadaşlar, devrimcilerin. Bu arada bizim ordumuz kafaları basmadı. Nedense gitmediler savunmaya. Normalde gidiyorlardı. Kulemiz patlayacak bu gidişle. Şöyle yaparsam, savunmaya öncelik versem, o zaman gelirler mi? Geliyorlar. Bir kısmı geliyor en azından. Hah, geliyorlar. Tamam, öyle yaparım bundan sonra.
Ticaret nasıl gidiyor? Corn, fish, sugar, cacao, coffee. Deri, leather. Yapıştır. Leather, deriden üretiyoruz şu anda. Olması lazım biraz. Evet, 300 tane var bile. Hatta bam diye bitireceğiz o anlaşmayı. Nüfus 300 oldu arkadaşlar. Bayağı hızlı artıyor nüfusumuz. Askerlerimiz geliyor, tarlaların üstünden koşuyorlar. Bence şu kulelerde bayağı avantajımız var ya. Düşünsenize, böyle bir kulenin üstündesiniz, aşağıdan sıkmaya çalışıyorlar size. Evet, erittik şimdi. Hem de nasıl erittik. Tamir ettim kulemizi. More, governor, more. Always kokonat toplayıcı yap diyor. Peki, var bende. Sırf bunlar için yapıp yıkabilirim bence. Çok büyük bir maliyeti yok çünkü bize. Kokonat toplayıcı. Zaten kokonat yok alemde. Şuraya şimdi bir tane koyuyorum. Yapıp yıkabilirim bile. Şuradaki kokonat toplayıcı iş yapıyor mu? Neredeydi? Bir tane daha anlaşmamız bitti. Nereye gitti? Ha, burada. %125. Yapıyor gibi. Yapıyor gibi. Acaba yandaki ağaçlar bitecek mi? Yine uzatıyorum arkadaşlar. 2000'in hiçbir manası yok çünkü parasal açıda. 100K'yı geçtik. Güzel bir para herhalde. Oyunun bu kısmında en azından. Balık quest'i bitmek bilmiyor. Full herkes çalışıyor. Yine mi saldırıyorlar? Full herkes çalışıyor. Tüketmiyoruz. Ama 500 balık yapmak. Belki balık bitmiştir şurada. Olabilir mi? Yok, var. Ama iki balıkçıya da gerek var mı? Bence gerek yok iki balıkçıya. Birazdan yaparız o quest'i. Bir saldırı daha geliyor. Hoppa, ikili gruplar halinde gelmeye başladılar. Bu hoş değil. Şunu relocate yapıyorum. Çünkü hep oradan geliyorlar fark ettiyseniz. Viva la revolution! Güzel. Balık işini yaptık. 10 tane daha devrimci istiyorum ki görevimize destek olsunlar. Askerler burada mı? Saldırılar kuvvetlenmeye başladı. Gerilmeli miyim acaba? Ve kalemiz çok uzakta. Bunlar yine buraya gitti ta. Geliyorlar en azından. Geliyorlar. Bakalım. Sağlık hizmetleri halen çakıldı ama diğerleri iyi gidiyor arkadaşlar. Fena değil. Yemek güzel. Eğlence biraz yükselmiş. Sadece iki tane evsiz var. Sağlığa da odaklanamıyoruz. Çünkü üst seviyede yapılabiliyor. Bunlar anlaşma istiyor. Yaparız. Coffee, fish, sugar, cacao var şu anda. Leather satıyorum. Kütük, et. Et satabiliriz. Güzel. Saldırılar çok agresifleşmeye başladı. Haydi 2000 ver. Kaleyi buraya mı taşısam geçici olarak? Bilmiyorum, buradan geliyor saldırılar hep. Bir tane daha buradan gelirse kaleyi buraya taşıyacağım artık. Gazetemiz çalışıyor. Bir saniye. Ha, independent, doğru yaptım.
şahane paramız var. Plank yapabiliriz. Rubber. Çok iyi. Evet. Şey konusunda, quest aldık. Kilise yapmamızı istiyor. Çok iyi. Yapalım. Kilise. Daha önce yapmadık değil mi? Galiba bir tane merkezde var kilisemiz. Burada. Chapel. Var. Merkezde bir tane var. Üstünde böyle bir sembol var. Galiba çok insan var. Yetişemiyorlar. O yüzden bir kilise patlatabiliriz. Yeni bir tane. Bakayım şu çemberine. Her yere etkiliyor ya. Şuraya bir kilise yapalım arkadaşlar. Aynen. Yeni bir komünite yaratıyoruz burada. Bastım parayı. Quest'i anında bitirdim. 60'ta 55 oldu. 10 kişi daha yolla diyorum. 60'ta 59 oldu. Gıdım kaldı arkadaşlar. Bir de bu ne? Yemek satıyormuş etrafındaki evlere. Mutluluğu arttırıyormuş. Yapabiliriz ufak tefek böyle şeyler. Neden olmasın? Hatta şuraya sığsa çok sevinirdim. Sığmadı. Sıkıntı yok. Şuraya. Ha, 10 numara. Bir adet yemek yeri yaptım. Mahallemizin ortasına. Ramak kaldı. Yakında devrimci sayısı artacak şehirdeki. Ve özgürlüğümüzü bakalım koparabilecek miyiz İngiltere'den. Ve çağ atlamış olacağız. Bir yandan da işler daha da karışacak diyebilirim. Bunlar raidlere devam ediyor. Evsizler başladı arkadaşlar. 348'e çıktı nüfus. Muhtemelen yani bu evlerden yapmaya devam etmem gerekiyor birazcık daha. Birazcık daha. Şuradaki komünitemizi geliştirelim. Ve 2-3 dekorasyon atabiliriz. Tam park attım ortalarına. Bu kadar tavernaya gerek var mı emin değilim. Ama yapacağım. Kilisenin yanına taverna. Busker dediği şey ne? Yola koyuyormuşsun, gelen geçen köylülerden para toplama ihtimali varmış ve eğlendiriyormuş. Yapalım. Nasıl bir şey bu? Koyamıyorum. Yolun kenarına koyuyor. Ha, insanlar şeye çıkıp gösteri falan mı yapıyorlar? Yolun kenarında. Şimdi kilisenin önüne bir tane koyalım mı? Burası çok şey değil aslında. İşlek bir yer değil. Ama koydum. Muhtemelen biri gelecek oraya. Ters mi koydum? Çok önemli değil bence. Üstüne bilet tıklayabildim. İnsanları eğlendiriyormuş. Güzel. Dursun ileride bakarız. İleride bakarız. Ve sadece bir tane daha devrimciye ihtiyacımız var. Burada neler dönüyor? Şeyimiz de açıldı. Pazarımız. Ve stoğu boşmuş arkadaşlar. Yani birisinin yemek taşımasına ihtiyacı var içeriye. Çalışanlar mı taşıyor? Zannetmiyorum. Şeyler taşıyor. Taşımacılar taşıyor ama henüz taşımamışlar. Bir kontrat daha bitti. Şunu değiştirmişim zaten. Upgrade edebilir miyim şunu? Evet. 6 kişi... Ha, yapamıyorum. Bir sonraki çağ atlamamız gerekiyor. Depolara bakalım. Belki yetmiyordur taşımacılar. Yani genelde boş gibi duruyor depolar.
Hayır, 2000 gübre birikmiş burada. Belki bir tane daha taşımacı yapabiliriz. Excuse me, Ellsport. I need a... Yaparız. Peki. Şuraya da bir tane yapıyorum arkadaşlar. Önce yolu çekmek istiyorum aptallaşmasın diye oyun. Evet, bir tane daha taşıma yeri yaptık. Yeni mahallemiz de beliriyor burada. Parkı şekil oldu. Yanında taverna da var. Güzel. Bu ne ya? Bu nereden geldi? Pislikler. Bunları galiba engelleyebiliyorum kanunlar geçirerek. Ama çok da zorlamaya gerek yok şu anda. Leather, fish, sugar, cacao, rubber. Rum. Çok satalım. İlişkimiz maxlandı şu anda şeyle. Birazcık göçü şeyi bırakıyorum arkadaşlar. Çünkü minik bir problem var. Hatta şey çalabiliyor muyuz? Anıtlarını çalabiliyoruz arkadaşlar diğer ülkelerin. Bu ne yapıyormuş? Stonehenge. Stonehenge çalınca etrafındaki ağaçlar büyüyormuş. Ayasofya'yı çalacağım arkadaşlar. Çünkü kötü sağlık hizmetleri yüzünden ölmesini engelliyor diyor köylülerin. Turist puanını arttırıyor diyor. İnsanları eğlendiriyor diyor. Hiçbir negatif yanı yok gibi. Biraz uzun sürecek muhtemelen bu. Ama Ayasofya'yı çalıyoruz. Komple taşıyıp getirecekler mi acaba? Galiba öyle olacak. Şöyle sarayın yanına koyarız. Yapıştırırız. Şöyle bir sıkıntımız var. Nüfus o kadar hızlı artıyor ki şeylerin oranı yetişemiyor içindeki. Devrimcilerin sayısı yetmiyor. Çünkü nüfus çok hızlı artıyor. 1000 tane mısır üret diyor. Anında üretiriz bunu. Aynen, 2 tane mısır yerim var zaten. Saldırı geliyor. Bakalım aynı yerden mi? O ne? Ha, korktum bir an, gemilerle dalacaklar zannettim. Bu arada bunları tamir etmemişim. Ayıp etmişim. Biraz geç oldu ama. Evet, büyük ayıp etmişim. Kulelerimiz havaya uçacak gibi. Biraz zorlu bir savaş olacak bu. Çünkü bu arkadaşlar yine şeye gidiyor. Ha, şey yapacağım. Intercept diyeceğim. Değil. Aa, neredeydi o? Burada. Engage attackers. Buna tıklarsan direkt düşmanlara koşuyorlar diyor. Bu mod daha mantıklı ama bunların kafası basmayacak galiba. Bundan sonra ama şey olacak. Ben onu yapmak istemiyordum çünkü kuleyle beraber savunmak istiyordum. Ama gitsinler saldırsınlar direkt. Çünkü kuleler yamuldu. Şimdi buraya gelince kafaları basacak ve direkt düşmana gidecekler diye düşünüyorum. Güzel. Mısırı ürettik bile. Bunu yapınca bence çağ atlayabileceğiz. Popülasyon ne alemde? Biraz evsizlik vesaire halen dönüyor. Sağda solda. Yeni mahallelerimiz geldi. Şuraya 3 tane daha koydum. Kuleleri patlattılar muhtemelen. Aa, 2000 para aldım çünkü yakında bağımsızlığımızı ilan edeceğiz gibi. Umarım ki. 800 oldu Mısır. Bir daha desteklerini alırsak devrimcilerin. 60'ı geçecek sayıları ve oranları. Yürüyün be cesur askerler.
At arabası üstlerinden geçti. At arabasıyla. Cesur amele. 10 tane daha devrimci aldım ve yine mi yapamadık? 55'e düştü. Nasıl düştü anlamadım. Artması gerekiyordu. 54'e düştü. Halledeceğiz. Olmadı bir tane daha gazeteci yeri yaparım. Çünkü bu gazeteci şurayı etkileyemiyor. Kopyaladım. Şuraya bir tane daha gazete yeri yapıyorum arkadaşlar. Ya da buraya ama kokonat şeyini patlatacak o. Birazcık. Yapabilirim buraya, sıkıntı yok. Evet, bu ağaçları yıkınca mesela bunun kokonat şeyi patlıyor mu? Bu arada sağda bir tane daha kokonatçı vardı. Bu nasıl topluyor? Topluyor ya. Kalabilir. Kalabilir. Bayağı büyümeye başladı şehir. Bunu parayla yapıyorum. Ve independent yapıyoruz görüşleri. Ama bir sürü opsiyon geldi de gelmedi. Bir sonraki çağda açılıyor. Artık şimdi uçması lazım devrimcilerin sayısı. Düşmanlar bu ne, manava saldırıyorlar ve manav da dolmaya başladı. Çok güzel. Muz, mısır, kokonat, balık, süt, her şeyi satıyoruz. Mutluluk yükselmiş olması lazım. Şimdi oha, buradan saldırıyorlar. Arkadaşlar sapıttı saldırılar. Saldırılar sapıttı. Sirkimizden ne istiyorsunuz? Bunların 720 gücü var. Benim askerlerin 800. Yine riskli bir savaş bu. Dibine patlatıyorum bir tane. İşsizler var, evsizler var. Evet, biraz sakinleşebiliriz. Gazete yerimiz geldi mi? Geldi. Artık devrimciler daha da artmazsa ne yapabilirim bilmiyorum. İşsizleri ne yapalım? Değerlendirelim değil mi? Bunları yaptık, bunları yaptık. Turizme giremiyoruz. Eğlenceyi geç. Yani endüstride de çok yapmak istediğim bir şey yok açıkçası şu anda. Bir tane daha gübre dağıtıcı yapabilirim şuraya. Şu dördünü etkilesin. Aynen. Yani bir balıkçı daha yapabilirim belki. Şurası çok uzak. Şimdilik 55. Çok enteresan. Daha nasıl arttırabilirim? Görevlerini yapıyoruz. Bakalım onları mutsuz eden şey ne? İlişkilerimize bakacak olursak. Buradan değil. Burada yazıyor zaten. Görevlerini yap diyor. Ve göçmenleri kabul et diyor. Aynen. Tamamen bunları yapıyorum şu anda. Nasıl gidiyor? Alıyor muyuz savaşı? Alıyoruz. Sirkimizi birazcık yağmaladılar. Ama palyaçolar da bize destek olursa bence bu saldırının üstesinden gelebiliriz. Bir görev daha bitti. Heh. Chapel bir tane daha kilise yapmamı istiyor. Kilise. Bir türlü kendimi beğendirtemedim. Ve bir sürü arkadaşlar yine faction gelecek. Bir sürü gelecek grup. Nasıl mutlu edeceğiz bilmiyorum hepsini. Buralara sığdıramıyoruz değil mi kiliseyi? Aslında şuraya bir kilise güzel giderdi. O yüzden şunlardan birini taşıyorum. Şuraya. It's nice to have choices, isn't it? Choices like
continue as governor or begin a new career in... Ve bir tane kilise yapıyorum. Kulübeyi de yıktım oradaki. Anında inşa ediyorum. Bunların questi bitti. Hadi artık. 10 kişi daha geldi. Çıkmıyor arkadaşlar. 60'a çıkmıyor. Galiba nüfusum gereksiz hızlı büyüyor. Kilise de yapabileceğimiz bir şey var mı? Yok. İki tane gazeteyi de yaptım. Independent'ı yaptım. Evet. Bütün questlerini yapıyorum. Ama enteresan bir şekilde arzuladığım kadar yükselmiyor. Bakalım ne istiyorlar. Bankhouse hoşuna gitmiyor. Gazete bayağı buff veriyor şu anda. Kiliseler de buff veriyor. Şöyle bakalım. Şuna rüşvet veririm belki. Arttırırım ilişkimi. Tutuklayabilirim. Bir rüşvet deniyorum. 3000'e. Bakalım ne olacak. Tek tek bile seçebiliyorsunuz bu arada. Tam bir derin devletim şu anda. Herkesin görüşlerini falan görüyorum. Kalabalık evler hoşuna gitmiyor devrimcilerin. Bu arada şey de olabilir. Buraya kayıyor olabilirler arkadaşlar. Taht tarafına. Onların questini yaptığım için. Galiba. Aynen. Aynen. Bir süre questlerini yapmayalım. İngiliz lordlarımızın. Ve belki o zaman olacak. Bunu nasıl bağlayacağım? Oldu mu? Oldu. Oldu. Artık çağ atlamak istiyorum çünkü bu binaları spamlemek istemiyorum. Sirke 2400'e tamir ettim. Yuh. Evet. Anlaşma yapmayacağım bir süre. Ya da şeyle yapsam. Kaçakçılarla yapsam. Ha. O zaman da tahta ilişkim düşüyor. Bunlarla yapsam. Ama burada yazmıyor arkadaşlar. Mesela kaçakçılarla anlaşma yaparsan İngiltere seni sevmiyor diyor Exxon. Ama İngiltere ile anlaşma yaparsan devrimciler rahatsız oluyor gibi bir şey yazmıyor. Ama oluyor olabilirler. O yüzden şu quest'i bir süre yapmayacağım. Orada dursun. 6 senemiz var zaten. Kovulmayacağız gibi duruyor. Düşünüyorum şimdi. Kafa yoruyorum. Raid yaparken mesela bunun modu var mı? Etkilemiyor. Etkilemiyor. Acaba nasıl değiştirebilirim başka? 57 hadi ama 59'u da mı gördük? Öyle bir şeyi de gördük ama sayısına ulaştık arkadaşlar ama popülasyonun yüzdesine ulaşamadık. Bir türlü halledeceğiz. Bakalım ileride ne kadar zorlayacak acaba buna benzer şeyler. Liman yaparsak ne oluyor? Göçmenliği optimize ediyormuş vesaire. Ha bu bizim liman. Tamam, dok var zaten bizde. İnşaat binası var, taşımacı var. Landing ne yapıyor? Botlara binmesini sağlıyormuş insanların. Sanırım adalar arası transfer için geçerli bu. Şu anda çok önemli değil gibi. Bakayım. Evet. Bilmiyorum. Öğrenince yaparım onu. Diğer adalara taşıyor. Okey. Hiçbir bina kalmadı şu anda. Bu çağda yapmayı arzuladığım. Eğlenceyi yaptım. Lüks şeyler. Tiyatroya bence gerek yok. Sırf tarifini açıyorum arkadaşlar. Ve opera evini. Bence o aşamada değiliz. 5K'da buna verdim. Evet, her şeyi yaptık ve açtık. Bunların hepsini çalacağız galiba. Ayasofya nasıl gidiyor? Yarılamışız neredeyse. Puanları topluyoruz. 57 devrimci var. Sarayda bir şeyler yapabiliyor muyuz? Başkanı seç diyor.
Hançer reis geziyor etrafta, teftiş yapıyor. Normal bir insanmış şu anda. Bir saldırı daha geldi. Tabakhaneye saldırıyorlar. Nereden? Buradan. İki kulem var. Askerler de gelecek. Bence sıkıntı yok. 58 arkadaşlar. Haydi. Yapabiliriz. Haydi devrimciler. Paramız çok iyi ya. 100K'nın üstündeyiz şu anda. 140K param var. Uf. Artık kontrat imzalamıyorum. Biraz bekleyeceğim. Myself, 500 balık üret. Şahane bir görev. 2 balıkçım var. Anında üretirim. Ve bence oldu bu iş. Daha ne olsun. Tüketmesinler balıkları. Balıkları fulleyelim. 2 dakikaya dolacak o 500. Saldırıyı da püskürttük gibi. Son gemiye 40K sattık arkadaşlar. Çok iyi para geliyor şu anda. Ekonomimiz oturdu. Oturdu. Ama gruplarla olan ilişkimiz bence oyunun temelinde yatıyor. Ekonomi hiçbir şey değil. Bir tane research'ü daha tamamlamışız. Başka? Şunu açayım. Şimdi kütüphanenin şeyini açtım. Modülünü ya da modunu açtım. O ne işe yarıyor? Kütüphaneye gidelim. Yeni bir mod gelmiş mi? Birkaç şey gelmiş. Okullar, üniversitelerle ilgili. Geç. Özgürlük sağlıyor ama bilgi üretimini yarıya indiriyor. Geç. Bunların hiçbirine ihtiyacım yok şimdilik. 59 oldu galiba. Başardık. Başardık. Yeni görev. Aynen, bitti. Şimdi. Buna basmalı mıyım? Haydi basalım. Bundan sonrasını gerçekten bilmiyorum. Seni çok seviyor halkın diyor. Ama halen neden İngiltere'den emirler alıyoruz? Süper bir liderimiz varken. Rastgele notlarıma bakarken bir şey, bağımsızlık bildirgesi buldum. Bunu imzalamak ister misin diyor. Burada çağ atlıyoruz anladığım kadarıyla. Ya savaş açabiliyoruz İngiltere'ye ki hayır. Diğeri de 15.000 para ver, bas git diyebiliyoruz. 15.000 hiçbir şey değil benim için. O yüzden bu daha mantıklı gözüküyor. Verdim. Ve bağımsızlığımızı ilan ettik arkadaşlar. Bu quest niye açıldı? Bunu yapıyorum zaten 500 balı. İşte kafanın omuzlarındaki kafan çok iyi ve onu orada tutmak istiyorsun diyor. Bu parayı alacağım ve işte haber vereceğim diyor bağımsızlığını. Sıkıntı yaşamayacaksın. Yani bu adalara saldırmaya bile değmez diyor lordumuz. Süper. Ve yeni bir çağ atladık arkadaşlar. Dünya savaşları. Ve taraflar artacak. İşler komplikeleşecek. Daha yavaş oynamaya çalışacağım. Çünkü bilmediğim sulara girdik şu anda. Kalbim atıyor diyor. Heyecanla. Korkusuz liderimiz. İşte kutlu olsun. Ama çok kötü bir döneme girdik. Savaş dönemine. İşte savunma yapmamız gerekiyor diyor. Endüstri ve elektriğe ihtiyacım var. Doktorlar eğitmeliyiz. Sağlık hizmetlerini çözmeliyiz. Endüstrinin yarattığı. Yapacak çok şey var. Neler gelmiş arkadaşlar? 4 tane politik güç varmış. Onlarla ilişkilerini ayarla diyor. 2 tane süper güç varmış. Onlardan birini seçmelisin diyor. Komandoları saldırıya yolla. Gerillaları bastır. Ve süper güçlerin sana saldırmasını engelle. Okey. Biraz daha anlat dedim.
Süper. Elektrik santrali kurabilecekmişiz. Bakanlık kurabilecekmişiz. Constitution. Şey, Türkçelerini bilmiyorum ya. Anayasa. Anayasa kurabilecekmişiz. Köprüler, tüneller. Ateşe, suça, hastalıklara karşı hizmet binaları. Ordu yapacağız. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamazsan protesto yersin diyor. Ve bir sürü destekçi bul ve seçilmen lazım. Yoksa ya da iptal edebilirsin seçimleri diyor. Okey. Şimdi yukarıda bir sürü şey görüyoruz. Bunları anlamam lazım arkadaşlar. Yoksa game over'ız. Oh, Presidente. That's a relief. For a second there I thought you were the Hun. Bunlar allies diye geçiyor arkadaşlar. İkinci Dünya Savaşı'ndaki... Ha, hepsini okuyacak mı bunun? Hepsini okuyacak. İkinci Dünya Savaşı'ndaki taraflar bunlar. Allies, Amerika, İngiltere, işte Fransa belki, Avrupa'nın bir kısmı. Bu Amerikan başkanı olsa gerek. Söylemiyor kim olduğunu. Okey. Muhtemelen bu tarafı tutacağım arkadaşlar. Bunlara yanlayacağım. Amerika'nın köpeği olacağız. Çünkü diğer opsiyon Axis. Bunlar Naziler. Bunların tarafını tutmayacağım. Axis güçleri de Almanya, Japonya ve İtalya olması lazım. Bunlar 2. Dünya Savaşı'nı kaybeden taraf. Ve bunları tutmayacağım mümkün olduğunca. Ama dengeli gitmeye çalışacağım. Naziler yerine Amerika'yı seçmeyi tercih ediyorum. İşte arkadaş olalım, kanka olalım falan diyor. Tamam. Kapitalistler geldi. İki tane süper güç var. Süper güçler bunlar. Ally ya da Axis. Dört tane de faction geldi. Yani bunlar gruplar diyelim. Kapitalistler. İşte paranın peşinden koşuyorlar. Parayı seviyorlarmış. Para üretmeyi seviyorlarmış. Motivasyonları buymuş. Yüksek kar yapan binaları seviyorlar. Ne kadar fiziksel işte katkı azsa o kadar iyi diyor. Ya mesela tarlayı o kadar sevmiyor muhtemelen ama bir finans binasını seviyor olabilir. Eğer devlet karları arttıran şeyler yaparsa hoşuna gidiyormuş. Maliyetleri düşünce de hoşuna gidiyormuş. Okay. Welfare. İnsanlara işte para yardımı yapmamızı vesaire fakirlere sevmiyor. Ve kar getirmeyen yatırımları sevmiyor. Okey, gayet net kapitalistler. Komünist kardeşlerimiz var. Bu da tam tersi arkadaşlar kapitalistin diye düşünebiliriz. Tüm halka işte destek olan, iş sağlayan, sağlık sağlayan şeyleri seviyorlar. Daha halkçılar diyelim. O zenginlere destek olmamızı da sevmiyorlar, fakirleri bastırmamızı. Okay. Tam bunlar birbirini zıttı. Dindarlar var arkadaşlar. Küfür ediyor. Değişik bir karakter bu. Okay, bu tehlikeli dini bir şeye benziyor. Faction'a benziyor. O kadar kibar değiller konuşmasından anlayacağım kadarıyla. Bunlar ne istiyor? Temel hizmetler sunmamı seviyormuş. Dini, yemek, sağlık. Shelter. Yani komüniste benziyor bu yandan. Barış ve işte fakiri destekleyen şeyleri seviyor. Ama yine dini tarafta. Komüniste biraz daha yakın bu. Okey. Böyle fazla alkol ve aşırı bir hayat stilini sevmiyormuş. Yani belki tiyatroları, müzeleri sevmiyor olabilir. Opera evini bunlar. Biraz daha mütevazı değil. Konservatif bir grup anladığım kadarıyla. Ve işte suç yaratan, savaş yaratan şeyleri sevmiyorlarmış devletin yaptığı. Ve progresif. Aynen. Bir gıdım gericiler, dindarlar. Bir gıdım. Peki. Ama komüniste biraz daha yakın anladığım kadarıyla. Bir de militarist, askeriler var. Güvenliği arttırmayı seviyorlarmış. Özgürlüğe karşı bile olsa. Askeri kuvveti seviyorlarmış. Eğitim, fakirlere destek, çevreye destek gibi şeyleri sevmiyorlar. Okey, bunlar da masaya vuruyor. Asker, savunma. Netler arkadaşlar, netler.
Ne oldukları belli hepsinin. Şimdi, seçme haklarıyla ilgili 3 tane opsiyonumuz var Çağatlarken. Herkes oy verebiliyor, zenginler oy verebiliyor ya da sadece devlet binalarında yaşayanlar, çalışanlar oy verebiliyor. Yani üstteki en özgür ülke, alttaki de en tam tersi, böyle kısıtlayıcı ülke diyelim. Ama debuff'ları var bunların, negatif etkileri gördüğüm kadarıyla. Mesela çok kısıtlayıcı olursanız isyan çıkma ihtimali katlanıyor diyor. İsyan çıksın istemiyorum o kadar. Herkese oy hakkı verirseniz de kazanmak o kadar kolay olmayabilir. Zenginlere hak verirseniz fakirlerin isyan çıkarma ihtimali biraz yükseliyor. Biraz. Galiba ben orta yoldan gideceğim arkadaşlar. Çünkü çok uç duruyor. Üstteki biraz riskli. Herkesi mutlu etmeniz gerekiyor. Zor, bilmiyorum oyunu. Alttaki de çok kısıtlayıcı ve habire isyan çıkacak gibi hissediyorum. Sırf zenginler oy versin, orta yolu seçelim şimdilik. Ve zenginleri yönetmeye çalışacağız. Yani fakirlere de destek olacağız ama zenginlere odaklanacağız. Ortalama bir yozlaşma seviyemiz olacak diyebiliriz oyun boyunca. Bir de askeri seçim yapmak gerekiyor. Yukarıda görüyorsunuz sekmeleri. Galiba diğerleri ilerideki çağlarda açılacak. Askerde de pasifist olabiliyoruz. Askeri bütün binaları kapatıyor. Bu hoşuma gitmedi. Ama süper güçlerle ilişkim artıyor tabii askeri bir tehdit oluşturmayınca. Bu kadar barışçıl oynamak istemiyorum. Biraz combat olsun istiyorum. En altta da profesyonel askerler var. Çok eğitim alıyormuş. Damage'ları artıyormuş. Askeri kuvvetlerle ilişkim artıyor. Evet, bu da çok hardcore, ağır böyle askeri bir şeye çeviriyor bizi. Ortada, yine ortadan gideceğim. Askerlerin eğitimi yok. Ama yine savaşıyoruz, asker yapıyoruz. Böyle dengeli bir şekilde gidiyoruz asker ve kanun arasında. Düşmanlara karşı saldıracağız. Bunda da ortadakini seçeceğim arkadaşlar. Pasifist olmayacağım, combat olsun istiyorum. Alttaki askeri tarafa çok yöneliyor. Diğerleriyle sıkıntı yaşayabiliriz. Komünistlerle falan, dindarlarla. O yüzden ortaya gidiyorum. Ve ileride daha çevreyle ilgili, sağlıkla ilgili, göçmenlik, dinle ilgili politikalar seçeceğiz. Ama bu çağda başka bir şey yok gibi. Yapıştır. 1922 yılındayız. İkinci Dünya Savaşı'na gidiyoruz. Hoppa. Şimdi 1000 tane mekanik değişti. Umarım ayak uydurabileceğiz. Burada kalıcı bir save atacağım. Ve yollar değişti. Çamurlu yollardan çok daha güzel yollara dönüştü. Popülasyonumuz 400 civarında. Aa, bunlar ne? Taşıyıcılar galiba arabaya dönüştü. Hızlandılar mı bilmiyorum. Kapasitesi artmış olabilir otomatik. Ama wow, bir şehre benzedi artık. Bu arada askerler şeye gelmiş. Şehrin ortasında saldırıyorlar bize. Ama neyse, araya aldık, kıstırdık, öldürüyoruz. Öldürüyoruz. Bir pause edelim mi? 1 milyon tane şey geldi çünkü. Oyun değişti şu anda. Paramız var, nüfus var. Artık destek önemli çünkü seçimler olacak. Kapitan Tropico will be appearing at the Tropico Service Organization Gala. Morale ahoy! Radyoda anons yapıyor. Birisi maskotumuz belirecekmiş. Belki gidersek görebilirim. Nerede dedi? Neyse, kaçırdım dediği şeyi. Ha, sol altta da bizim başkana tıklayabiliyoruz. Neredeyim? Kapıdayım. Geziyorum. Ve başkan olduk gerçekten. Eskiden sadece bir kuklaydık. Bakalım, belki yine kukla olacağız. Çünkü Amerika'ya yanlayacağız birazcık. Süper. Evet. Burada şimdi yavaş oynamamız gerekecek bundan sonra. Çünkü milyon tane mekanik geldi. Milyon tane mekanik geldi. Nereden başlayalım? Ticaretten başlayalım. Artık bir sürü şey var. Taraf var. Ne geldi? Meksika geldi. Dominik Cumhuriyeti. Allies'a gideceğim dediğim gibi. Ama mesela onlarla alışveriş yapınca işte Almanya sinirleniyor. O yüzden biraz dengeli gideceğiz. Ama daha çok Allies'a odaklanacağım. Şimdi
Neler satabiliyoruz? Her şeyi satabiliyoruz. Birkaç tane anlaşma yapalım. Bunların hiçbiri yok. Yeni ürünler istiyorlar. Et satabiliriz. O rakamlar da büyüdü. Et satıyoruz. Şeker satıyoruz. Başka da bir şey yok işe yarar. Eti şeye de satabilirim. İki taraflı oynayabiliriz ama o kadar etim yok. Şu anda çok da anlaşma yok ve rezalet fiyatlar da var. İhracat da yapabileceğiz. Evet, dikkatli seçmemiz gerekiyor şeyleri. Abi bir saniye, bazıları yanmış. Ben bunu ilk defa gördüm. Demek ki süresi var. Ama süre yazmıyor ki üstünde. Dikkatli okuyalım çünkü patlatabilir, bu ilişkimiz düşer. Süre yok arkadaşlar. Onlar niye yanmış bilmiyorum. Belki çağ atlayınca iki kontrat almıştık ya, onlar yanmış olabilir. Aynen. Bütün kontratları silmiş olabilir ve yandı diye varsaydı muhtemelen. Çünkü süresi yok. Süresi yok kontratların. Ve teknelerimiz, botlarımız da level atladı. Eskiden sandalımız vardı. Artık böyle güzel botlarımız var. Birçok şey daha güzel duruyor. Ve yollar yakıştı gerçekten. Şehrimize. Şu tarlayı da yıkıp buraya bir şey, başka şeyler yapacağım bu arada. Hatta taşıyabiliyor muyum? Taşıyabilirim. Şuraya. Ayasofya'yı çalabildik mi? Yolda. %50. Şimdi nereden başlayalım? İnşaattan başlayalım. 1 milyon tane şey geldi arkadaşlar. Hangi sırayla yapmam gerekiyor bilmiyorum. O yüzden bayağı sakin olacağız. Çünkü giderlerimiz uçabilir. Mesela yağ çıkarabiliyoruz bile. Direkt buralara geldi. Kömür yakmak yok, tahta yakmak yok, odun yok. Direkt elektriğe falan atlattı bizi. Normalde bu tarz oyunlarda biraz daha yavaş ilerler bu süreç. Bence madenle başlamalıyız. Bir sürü fabrika var. Sigara fabrikası, çelik, tekstil. Yine evler geldi. Belki evleri yapmakla başlayabiliriz her şeyden önce. Eğlenceyi geç. Lükse girme. Okul üniversite yapabiliriz. Eğitim şart. Bir tane lise yapmak istiyorum. Eğitimsizlere şey eğitimi veriyor diyor. Hatta şu merkeze yapacağım. Başlatalım. Şunu taşıyacaklar şimdi. Güzel. Bence lise yaparak hata yapamayız. Şuraya bir lise yaptım. Şeyin önüne sarayın. Çok güzel. Üniversiteyi yapmayalım. Muhtemelen gelişmiş işlerde, fabrikada falan mühendisler üniversite eğitimi gerektirecek. Bence lise güzel bir başlangıç oldu. Turizm yok henüz. Kilise geldi. Büyük. Klinik yapalım çünkü sıkıntı yaşıyorduk. Bunu açtım. Fakirlere biraz sağlık hizmeti verelim. İlk kliniğimizi şuraya açabiliriz. Yine önüne arkasına doğru bakmalıyım. Cuk oturdu. Burası güzel oldu. Villanın yanında klinik. Şu kalenin yanına bir park gider mi? Gider. Tatlı oldu. Ve tipi farklı oluyor. Aynen. Bu köşe güzel oldu. Bir kliniğimiz geliyor. Çünkü insanlar hastalıktan kırılsın istemiyorum. Bir saati devirmişiz arkadaşlar. Çok oynamak istiyorum ama burada veda edeceğim sizlere. Yavaş yavaş keşfetmeye devam edeceğiz yeni çağ şeylerini. Politika girdi. Anayasa girdi. Bir sürü şey var. Bunları ufak ufak keşfedeceğiz. Ve dikkatli bir şekilde şehri büyütmeye devam edeceğiz.
Çok teşekkürler izlediğiniz için. Video hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakıp kanala abone olmayı düşünebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.